Cem Bey merhaba tekrar. Merhaba. İzninizle başlayalım. Katılımcılarımız geldikçe zaten biz kabul etmeye devam ediyoruz. Çok kısa bir girizgahım olacak izniniz olursa. Akabinde de zaten sözü size bırakacağım beyefendi. Değerli katılımcılar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Gevzet Ticaret Odası eğitim programları dahilinde bugün sizlerle kurumlar için dijital dönüşüm konusunu konuşacağız. Tabii konu oldukça kapsamlı ama eğitmenimiz inşallah genel hatlarıyla konuyu bize aktaracaklar. Bugün NGN firmasından Cem Lale Beyefendi ile birlikteyiz. Kendisi, biraz kopya çekeceğim titrini okumak açısından. NGN Dijital Transformasyon ve Ürün İnovasyon Direktörü. İnşallah verimli bir seminer geçirmeyi diliyorum kendileriyle beraber. Tüm katılımcılara destekleri, katılımları için teşekkür ediyorum aynı zamanda. Ve şimdi sözü aktarımı yapmak üzere sevgili Cem Lale Beyefendi'ye bırakıyorum. Lütfen sorularınızı chat yoluyla bize iletin. Biz de yanıtlamaya çalışalım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun Cem Bey. Çok teşekkürler girizgah için. Herkese hoş geldiniz diyorum ben de. İzninizle şimdi prezentasyon slaytlarımı paylaşacağım. Onun üzerinden ilerleriz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi dijital dönüşüm konusunda aslında bazı alt başlıklarımız var. Mesela pandemi döneminde teknoloji, dijitalleşme ve dijital dönüşüm kavramları zaten hepimiz her gün duyuyoruz. Üçüncü dijital dalga diye bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Dijital devrim. Aslında bu dijital devrim diye çevirdik ama bu digital disruption diye geçiyor. Şimdi de bir İngilizce-Türkçe durumu var bu bilim konusunda maalesef. Çünkü literatür çok hızlı ve İngilizce ilerliyor. Bazı kelimeler Latince kökenli. O yüzden bazı slaytlar mecburen İngilizce kaldı. Hatta slayt dedim. Yani bazı sunum sayfaları İngilizce kaldı. Şimdiden orada affınızı diliyorum. Çünkü bu terimleri daha böyle çok Türkçe jargona oturtmayı başaramadık. Ama inşallah bizim de teknoloji adaptasyonumuz geliştikçe kendi bulduğumuz terimlerle Türkçe kaynaklarında sayısını artacağını düşünüyorum. Sonra biraz 2020 trendlerini ve geleceğin teknolojilerine bakacağız. Daha sonra da ben size yine çok kısa bir NGN'de neler yaptığımızı özetleyip soru ve cevapla bitirmeyi düşünüyorum. Bu benim yaş grubumdakiler Muppet Show'u hatırlar. Orada bir çılgın bilim adamı vardı. Böyle sürekli yeni bir şeyler yapıp böyle sürekli bir şeyleri havaya uçuruyorlardı asistanıyla beraber. Biz o yüzden bu ürün inovasyon ve dijital transformasyonda bu logoyu kullanıyoruz aslında. Hem işin hani nereden nereye geldiğini görmek için hem de bu değişimi yaşayan bir nesil olarak bizler tabii biraz daha Z jenerasyonundan daha iyi görüyoruz neyin nereden nereye geldiğini. Şimdi şeyden başlayalım. Bu COVID-19 sırasında biliyorsunuz herkes bir tabii eve kapandı. Şimdi solda gördüğümüz gibi bir komik paylaşımlar da oldu. İşte kadın evinde çalışmaya çalışıyor. Çocukları da bağlamış yatırmış artık. Hani başa çıkamayınca hepsi orada yatıyor. Bu aslında bu teknolojileri hızlı adaptasyon neye sebep oldu dersek en önemlisi şuna sebep oldu. Bir kere prototip olarak geliştirilmiş olan bazı şeylerin üretime geçmesini ve hayatımıza girmesini yaklaşık 10 sene geriye çekti. Çünkü bir anda ihtiyaç inanılmaz şekilde yaklaştı bize. Bunun içinde uzaktan eğitim var, hepiniz deneyimlediniz. Uzaktan servis müdahale var, bulut teknolojilerinin yaygınlaşması var, hibrit çalışma modelleri var, dijitalleşme var. Hep birlikte bunlar bizi belli bir şekilde çok daha geniş bir kitlenin konu hakkında fikir sahibi olmasına ve pratikte de kullanmasına sebep oldu aslında. Ve dolayısıyla ne oldu? Konferanslarda gördüğümüz ya da bir takım sunumlarda gördüğümüz bazı kavramlar hayatımızda kullanılmaya başlandı. Bunların içinde sanal asistanlar var, yapay zeka programları var, öğrenen algoritmalar, yüz tanıma teknolojileri, dijitalleşme. Şimdi mesela solda resmini gördüğünüz bir örnek benim deneyimlediğim bir hikaye.
Ben normalde Sapanca'da yaşıyorum. Bizim elektriğimiz kesildi. Ben de SEDAŞ'ın WhatsApp'ına yazdım. İşte bizde elektrik kesildi falan diye. Bakın şu yarısına kadar aslında karşımdakinin insan mı makine olduğunu anlayamıyorum. Yani merhaba Suadiye, ben yardımcı olayım diyor. Ben de diyorum ki işte soy ismimi veriyorum vesaire. Buraya kadar gayet güzel bir insan gibi konuşuyor. Ne zaman anladım robot olduğunu? Enerjinizin gelmesine çok sevindim dediği zaman. Yani normalde insanın kullanacağı bir terim değil bu. Şimdi buradan aslında bu mekanizmalar şu an hayatımıza girmiş durumda. Bunları kullanıyorlar sanal asistanları herkes. Ve burada dil kültürü çok önemli. Bizim güncel kullandığımız kelimeleri de bu yazılımlar giderek öğreniyor. Dolayısıyla belki bundan 2 ay sonra bir tekrar asistanla konuştuğumuz zaman belki daha uzun süre onun sanal olduğunu fark etmeden konuşacağız. Ancak burada şunu da belirtmek lazım. Hiçbir zaman bu makineler, bu programlar insanların varlığını bir alternatifi değil. Çünkü mantıkları çok başka çalışıyor. Yani standart bir soru cevap setleri üzerinden size gelen, sizin yaptığınız tepkinin veya sorduğunuz sorunun karşılığının seçenekler arasından seçerek, size doğru göndererek bir puzzle oynarmış gibi hareket ediyor. Yani hiçbir zaman sizi anladığını düşünmeyin makinenin. Sadece sizin verdiğiniz cevabın karşılığındaki tepkinizi ölçerek bunu biriktiriyor. Yani dolayısıyla bunlar bazı şeyleri daha hızlı yapılmasını sağlıyor belki. Bazı yükleri üzerimizden alıyor ama hiçbir zaman insanın yerine geçmiyor. Bunu da tekrar belirteyim. Bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Aslında empoze edilen hep o şekilde değil mi Cem Bey? Yani evet. Aslında alternatif olarak veriliyor yani. Diyorlar ki artık yapay zeka. Vallahi. Yani. Evet, orada da bir karışıklık var. Şöyle bir karışıklık var. Yine ben bizim 40 yaş üstü jenerasyondan örnek vereceğim. Bizler tabii Terminator falan seyrederek büyüdüğümüz için biraz korkuyoruz. Yani yanlış bir şey var, beyin yıkama var. Hani böyle makineler ele geçiriyor her şeyi falan. Halbuki makinelerin bir şeyi ele geçirme gücü yok. Onların sadece, ki zaten gelen slaytlarda tarihsel olarak bunun nasıl geliştiğini size göstereceğim. Aslında sadece yapılan şey şu. Bizim hayatımızda yaptığımız işlerin sayısı arttı. Daha fazla iş bitirebilmeye başladık. Bu hacimlerin artması otomasyona yol açtı. Otomasyonun sonucunda bazı şeyler otomatikleşti. Sadece aslında olan bu. Bu otomatikleşenlerin de kendini tekrarlamasıyla biriken bir veri var. Ve biz bu veriyi aslında analiz edebiliyoruz. Analiz etmek için de bir takım programlar kullanıyoruz. Yani yapay zeka işin daha çok bu katmanında duruyor. Mesela burada bir şaşkın bebek var ortada. Şimdi teknolojik kısaltmalar uçuşmaya başladı etrafımızda, değil mi? İşte IoT diyoruz, nesnelerin interneti, işte efendim BRP diyoruz, manufacturing platform, işte ERP diyoruz, Enterprise Resource Planning açılımı yani. İşte mesela şimdi FaaS diye bir şey çıktı, Function as a Service diye geçiyor. Yani fonksiyonun bir servis olarak verilmesi. İşte SDN deniyor. Efendim Software Defined Network gibi. Çok bunları böyle tek tek içine açmayayım. Zaten bazı arkadaşlar biliyordur teknolojiden gelen. Ama aslında bunların hepsi tamamen bir sarkaç hareketi gibi düşünebilirsiniz. Şöyle ki bir sarkaç gözünüzün önüne getirin. Bunun belli periyotlarda bir sallanma yörüngesi var. Yani bir sola doğru gider, bir de sağa doğru gider. Aslında teknoloji de biraz bu şekilde. Yani ilk önce merkezden dışarıya doğru açıldı bütün teknoloji. Yani her şey dışarı gitti. Dediler ki biz her şeyi buluta koyalım, her şey dışarıya gitsin. Makinaların üzerindeki yazılımlar bir merkezden yönetilsin, makinalar basitleşsin, insanların kullandığı bütün bilgiler bir merkezde toplansın. Ama sonra baktılar bu olmuyor. Çünkü bunun getirdiği bir takım sıkıntılar başladı. Uçlarda bir takım performans sıkıntıları başladı. Sonra tekrardan bir kısmını geri almaya başladılar. Bu sefer ne oldu? İşte hem merkezileşen hem de merkez dışındaki uygulamalar yer değiştirmeye başladı. Bunların bir sebebi de uçlardaki teknolojinin çok hızlı ilerlemesi ve ucuzlaması aslında. Yani şöyle düşünün, bugün İşte 1980'lerde, 90'larda kullanılan bir bilgisayarın kapasitesinden daha yüksek kapasitede
cep telefonları taşıyoruz elimizde. Dolayısıyla bunlar hepsi birer bilgisayar. Böyle düşündüğümüz zaman da bunların kapasitelerinden daha fazla faydalanacak yönde servisler ilerliyor. Şimdi işin tarihçesine bakarsak da şöyle. Aslında bu teknolojiler tarihte hep vardı. Yani bunlar yeni çıkmadı. Şimdi bakın mesela sensör, yani IoT lafını hepimiz biliriz değil mi? Bir benzinciye gideriz, işte Opet'ten benzin alırsınız mesela. Orada şey vardır, tuvaleti beğendiniz mi diye size bir sırıtan surat gösterir, bir düğme vardır. O da aslında bir sensör. Yani o düğmeye bastığınız zaman bir giriş yapıyorsunuz ve o bir IoT gibi algılanıyor. Ama bu bizim hayatımızı süper değiştiren bir şey mi? Aslında değil. Şimdi baktığınız zaman sensörler 1800'lerden beri aslında teknolojide var. Ama bunlar ucuzlayarak, erişim teknolojilerin gelişmesiyle çeşitlenerek ve ürettiği veriyi hesaplı bir şekilde ileterek yaygınlaşıp milyonlar seviyesine gelince IoT adını aldı. Yani ne dediler? Nesnelerin interneti. Şimdi aynı şey yapay zekada da geçerli. Neural networks kavramı yine çok uzun zamandır aslında yapay sinir ağları diye işte benim öğrenciliğimde gördüğüm 90'larda, daha önceki yıllarda okutulan 1960'lardaki, 70'lerdeki makalelerde olan bir konu. Ama bunun uygun hayata kullanılabilir hale gelmesi bizi yapay zeka ile tanıştırdı aslında. Neden? Çünkü artık hayatımıza girecek hale geldi. Bu biraz yukarıya da bağımlı. Çünkü sensörler ne kadar yaygın ve ne kadar veri toplamaya başlarsa bunu işleyecek nöral ağlar da anlamlı hale geldiği için yavaş yavaş ikisi bir noktada birleşiyor. Çünkü üçüncü satırda gördüğünüz bir büyük veri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani biz artık tonlarca veri toplamaya başlıyoruz sahadan ve bu verilerin efendim depolanması, işlenmesi, analizi bize bir değer üretmeye başlıyor. Çünkü bunların hepsi aslında sizi işinizle ilgili bugün göremediğiniz, çıplak gözle fark edemediğiniz bazı detaylar veriyor. Aslında işin akıl kısmı burada. Yani sizin yerinize işinizi yönetmiyor yapay zeka. Ama belki sizin yerinize sizin dikkat edemediğiniz bir detayı gösteriyor. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. Biz bir ara ticari gemilerin üzerinde bir çalışma yaptık. Bu çalışmada bir takım kutular vardı. Bunlar aslında bir tam nasıl diyeyim Türkçesini edge computing diye geçiyor. Yani uçta çalışan çok yüksek performanslı makineler diye düşünün. Bunun üstünde bir yapay zeka var. Bu makine ne yapıyor? Aslında bunu bir gemiye koyduğunuz zaman geminin hareket halindeyken yakıt bilgisini alıyor. Hava bilgisini alıyor, hava durumunu alıyor. Ondan sonra bunun shaft dönüş hızını alıyor. İşte üstündeki bir takım veri üreten yerlerden yine destek alıyor. Elektrik tüketimine bakıyor. Bunların hepsini bir yerde depoluyor. Şimdi bu tek başına bir anlam ifade eder mi? Hayır. Yani bir yapay zeka bir geminin kutusundan gelen yakıt tasarrufuna bakarak kaptanı sen bunu böyle kullan diyemez. Çünkü yapay zeka bir kaptanın deneyimine sahip değil. Ama yapay zeka şunu yapabiliyor. Aynı özellikteki 8 tane gemiden aynı veriyi topluyor. Bu verileri 6 ay topladığı zaman elimize bir şey geçiyor. Buna zaman serileri deniyor işte. Ne görüyoruz orada? 6 ay boyunca aynı gemiler aynı şartlarda nasıl davranmış? Bunu görüyoruz. Ve yapay zeka bu farkı yakalıyor işte. Diyor ki bakın diyor 7 numaralı gemi şu hızda gittiği zaman diğerlerinden daha az yakıt tüketmiş. İşte atıyorum Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçerken ters akıntıya karşı şu manevrayı yaparsa daha iyi verimli kullanmış gemiyi. Ya da bu gemi diğerlerinden daha yavaş gidiyor çünkü altında midye birikmiş olabilir diyor. Bütün parametreler aynı yavaş gidiyor o zaman altını kontrol ettirin belki midye birikmiştir diyor. Yani dolayısıyla ne oluyor? Aslında benzer 8 tane kaptanın ve 8 geminin davranışını birbiriyle karşılaştırarak asgari müşterekte en iyinin ne olması gerektiğini bize gösteriyor. Yani yapay zeka hiçbir zaman bir kaptanın yerine geçmiyor ama başka iyi bilen bir kaptanın bilgisini diğer kaptanın görmesini sağlıyor. Böyle bir örnek verebilirim. Tabii burada önemli olan asıl verilerin analizi. Yani o noktada çok etkin çalışmak gerekiyor. Çok doğru. Analiz için de zaten şimdi gördüğünüz gibi çok geniş bir spektrum var. Yani burada en uçta
bir kere verileri toplamak. Yani bizim işimizi yapmamız için neler toplamamız lazım? Bugün hepimizin aşina olduğu çeşitli kavramlar var değil mi? İşte kameralar var, ısı ölçerler var. İşte hepimiz pandemiyle uğraşıyoruz. Mesela ısı ölçerler gündeme geldi. Neden? Çünkü hepimizin ateşi ölçülüyor. Bunlara dikkat etmeye başladık. İşte ne bileyim aşı geliyor, aşı olunacak. Aşının hangi derecede saklanması gerektiği, bu derecenin ölçümü bir mevzu haline geldi. Keza dronlar çok popüler bir konu oldu. Biliyorsunuz dronlarla işte görüntü çekiliyor. Dronlarla hatta teslimat yapılıyor deneme amaçlı bazı bölgelerde. Ne bileyim çok dağlık bir bölgede işte yardım götürüyorsunuz, ilaç götürüyorsunuz vesaire. Veya ses analizi yapıyorsunuz. Aslında üretilen her şey bir sensör vasıtasıyla toplandığı zaman bir veri grubu oluşturuyor. Ve tamamen sizin kastettiğiniz gibi işte bu veri grubunu işimize yarar hale dönüştürmek için bizim bir takım teknolojilere ihtiyacımız var. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bir kere yüksek performanslı bilgisayarlara ihtiyacımız var. Bir kere bulut teknolojilerine ihtiyacımız var. Bulut teknolojilerine neden ihtiyacımız var? Çünkü biz büyük veriyi topladığımızda bunun depolayacak büyüklükte bir yatırımı kendi tesisimize yapmak hiç ekonomik bir şey olmuyor. Dolayısıyla büyük verinin data lake denilen yani datanın, verinin biriktiği göl gibi düşünün. Ham verinin biriktiği büyük kaynakların bulutta kullanılması çok mantıklı oluyor. Çünkü bulut denen kavram aslında yine bizim bugün düşündüğümüz, bugün kullandığımız bilgisayarların daha büyük ölçekte, daha esnek olarak kullanılabildiği yerler gibi düşünün. Dolayısıyla buralarda siz işlemcisini ya da depolama ünitesini seçerek zaman zaman büyütüp zaman zaman küçültebildiğiniz bir ortam yaratmış oluyorsunuz. Mesela bizim de bir 5000 metrekare veri merkezimiz var Tepeören'de. Hatta Gebze Organize Sanayi'ye de çok yakın, yani gelmek isteyenleri her zaman bekleriz. Burada bizim yaptığımız iş aslında bu. Bu ortamı sağlayarak sizin büyük verinizi koyup orada işte bu analizi yapacak bir takım enstrümanları çalıştırmanızı sağlıyoruz. Şimdi biraz da şeye değinmek isterim. Üç tane kavram var aslında. Dijitalleşme, dijitalleştirme, dijital dönüşüm. Bunlar da zaman zaman aslında birbirine karışıyor. Şöyle ki, şimdi siz bir gazete düşünün. Mesela işte New York Times örneği vardı o makalede, o yüzden New York Times yazıyor ama bir gazete artık gazete olarak çıkmıyor. Artık elektronik olarak çıkıyor. Yani siz bunu artık internetten takip ediyorsunuz. Yani bir fiziksel olarak bir yayının dijital hale geçmesi aslında dijital transformasyon demek değil. Bu sadece digitization diye geçiyor İngilizce, yani dijitalleştirme demek. Sadece evrakı dijital hale getirmiş oluyorsunuz. Aslında bu sizi dijital transformasyon yaptığınız anlamına gelmiyor. İkincisi, bir takım teknolojiler var. Bunları kullanıyor olabilirsiniz. Mesela sanal gerçeklik gözlükleriyle bir haritanın içine girip bakıyor olabilirsiniz. Ya da bir inşaat şirketisinizdir. Çizimi bir sanal gerçeklik gözlüğüyle bakabilirsiniz içine üç boyutlu olarak. Aslında bu da bir dijital transformasyon değil. Bu sadece sizin uçta kullandığınız bir takım dijital cihazların size fayda sağlaması. Bunun içine akıllı saatleri de koyabiliriz. İşte kalp atışınızı ölçen, efendim hava durumunu ölçen, hava sıcaklığını ya da nem durumunu ölçen akıllı saatler çoğumuzun kullandığı şeyler. Mesela bu da tek başına veri üreten uçtaki bir cihaz. İşte bu da dijitalizasyon. Ama tamamen dijital transformasyon değil. Dijital transformasyon ne derseniz aslında şu anlama geliyor. Şimdi bakın, üç tip insan var aslında iş hayatına bakarsak. Veriyi üretenler var, veriyi iletenler var, bir de karar vericiler var. Şimdi aslında dijital transformasyon ne yapmaya çalışıyor? Bizim veri üretenler ve veri karar vericileri arasındaki kayıpları optimize etmeye çalışıyor. Yani bütün bunları koordine ederek bir ölçekte bir verinin bir kere üretildiği dijital olarak ve o bir kere dijital olarak üretilen verinin her yerden ulaşılabildiği, bunun ikinci kez üretilmesine gerek olmadığı ve herkesin aynı veriyi okuduğu bir
sisteme gitmeye çalışıyor. İşte bunu başardığınız zaman bunun adı dijital dönüşüm oluyor. Burada da ne var? Bazı kavramlar var. Mesela duyuyorsunuzdur. İşte something connected. Ne var işte? Connected car. Şu anda size de yakın bölgede işte bizim elektrikli arabamız TOGG'un çalışmaları devam ediyor. Bu araba bir connected car olacak. Yani ne olacak? Bu araba aslında sürekli hareket halindeyken bir veri üretecek. Bu bir takım yerlerle bağlantılı olarak hareket edecek. Veya ne kavramını görüyoruz burada? Deep kavramını görüyoruz. Yani derin kavramını görüyoruz. Burada ne var? Çok çeşitli konular var. Derin öğrenme, derin analitik gibi. Veya tech kavramını görüyoruz. Mesela işte fintech diyorlar değil mi? Fintech ne demek? Aslında finansal şirketlerin teknolojik tarafında çalışan şirketlere mesela fintech deniyor. Mesela yeni bir şey çıktı katılımcıların arasında, belki sigorta şirketi de vardır. İşte IFRS 17 diye bir şey çıktı mesela. Buna uyum sağlamak için insurtech, yani sigorta teknolojisinde çalışan şirketler var. Nasıl uyum sağlıyor? Mesela işte bütün bu connected, deep vesaire teknolojiler bir araya gelip bir transformasyon sağlandığında sizin arabanıza yaptığınız sigortanın risk priminin dinamik hesaplanması gibi bir şeyden bahsediyorlar. Yani mesela arabanızı siz yavaş kullanan çok dikkatli bir sürücüyseniz daha az bir prim ödüyorsunuz. Daha sert, daha riskli kullanan bir kullanıcıysanız daha farklı bir prim ödüyorsunuz. Ve bu sizin kullanımınıza göre değişiklik gösteriyor. Mesela böyle bir şey de var. Sonra bunun güvenlik boyutu var tabii. İşte biyometrik özür dilerim. Biyometrik akses kontrol mesela yine giderek artan bir şey. Ne yapıyorlar? Yüzümüzden tanımayla bizi sistem tanıyor ve kim olduğumuzu anlıyor. Kapıyı açabiliyor, bizim yerimizi, lokasyonumuzu belirleyebiliyor. Ya da işte bir güvenli bölgeye girdiysek oradaki mesafemizi ölçebiliyor. Birbirimizden uygun duruyor muyuz? Başımıza baret taktık mı? Gözümüzde iş gözlüğü var mı? Bunların hepsini İşte bu teknolojilerle yapabiliyoruz. Tabii ki bir de çok küçük belki değinmek lazım. Digital twin, yani dijital ikiz kavramı var. Aslında bu da bunların hepsinin toplamıyla ifade edilen bir şey. Bir şeyin dijital ikizi demek şu demek aslında. Bütün bu sensörlerle oluşan verinin birbiriyle olan ilişkilerinin bir ortamda modellenmesi demek dijital ikiz. Yani hiçbir zaman bir şeyin birebir kopyası anlamına gelmiyor aslında. Bir şeyin sensörlerin okuduğu kadar ki kopyası. Yani şöyle düşünün, kör bir insan düşünün. Görmediği için sadece duyduklarıyla gözünde bir şey şekillendirir. İşte digital twin de bir şeyi sadece sensörlerin ürettiği verilerle şekillendirebiliyor. Onun gördüğü o kadar oluyor. Sensörlerin ürettiği kadar oluyor. Ama ne avantajı oluyor bize? İşte bir yerin çok büyük değişiklik yapmadan bir takım analizleri, bir takım çalışmaları hızlı yapmamızı sağlıyor. Mesela size şöyle örnek vereyim. Jack Welch vardır, meşhur kitapları var işte GE'nin eski CEO'su. Mesela Jack Welch'in 1980'lerde bir patlattığı bir kimya fabrikası vardır. Yani hatta onu Neutron Jack diye dalga geçerler fabrika şeyde, GE dünyasında. Çünkü bir deney yapıyorlar, bir proses deniyorlar ve fabrika patlıyor. Şimdi İşte digital twin bunları engelliyor. Yani yeni bir proses deneyecekseniz fabrikayı patlatmanıza gerek kalmadan bunun sonucunu size mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın verebiliyor. Ya da bir süreçte değişiklik yapıp bunun sonucunu hızlı görmenizi sağlıyor. Bunu fiziksel olarak denemeden önce. Şimdi genel teknolojilere bakarsak aslında üçüncü dijital dalga 7 tane konudan oluşuyor. Biliyorsunuz 70'lerde mainframe dünyasıydı, yani IBM'ler vesaire çalışıyordu. 90'larda hayatımıza web ve mobil telefonlar girdi. 2000'lerde ise biz yavaş yavaş Internet of Things işte dünyasına doğru geldik. Ama ileriye doğru gidersek aslında artık başka şeyler var. Neler var? Mesela exascale'den bahsediyorlar. Exascale computing ne demek? Aslında şu demek: kentilyon mertebesinde işlem yapabilen hızdaki makinalara deniyor. Kentilyon ne diye merak edenlere söyleyeyim. Bu eski Yunanca'dan geliyor. 10 üzeri 18 demek işlem olarak. Yani bugün
standart bir makinenin işlem hızının işte 1 milyon diye düşünürseniz bu 10 üzeri 18 bit saniyede işlem yapabilen bir makineden bahsediyoruz. İkincisi tabii ki yapay zeka. İşte üçüncüsü herkesin konuştuğu bu aşıyla beraber de hatta dedikodusu olan 5G. Dördüncüsü swarm computing dedikleri bir konu var. Bu da aslında sürü computing'i. Yani kuşların birbirine çarpmadan bir arada uçması gibi düşünün. Dağıtık bir şekilde birbirleriyle haberleşebilen, hareket edebilen bilgisayar sistemlerinden bahsediliyor. Bunun yine dronlarla ilgili güzel bir örneği var. Hepiniz görmüşsünüzdür çeşitli TV şovlarında. Bizim şirket de aslında yapıyordu bunu, bizim bir grup şirketimiz. Havada dronlarla yazı yazdırabiliyorsunuz. Onlar birbirine çarpmadan çeşitli şekillere girebiliyorlar. İşte bu da swarm computing ile yapılıyor. Yine hepinizin aşina olduğu blockchain uygulamalarından biri var. İşte Bitcoin, biliyorsunuz bu kripto paralar çok popüler oldu bugünlerde. Bu da yine çok çeşitli platformlarda konuşulan teknolojilerden biri. Ama blockchain'in aslında en büyük gücü kripto parada değil, daha çok dağıtık bir yapıda olması ve bir takım akıllı kontratları uygulayabilir olmasından geçiyor. Bu da kendi içinde bir konu. Yine quantum computing var. Bu da çok hızlı qubit dedikleri seviyede işlem yapabilen bilgisayarlardan bahsediliyor. İşte 10 yılda çözülecek problemi belki çok kısa sürede çözebilecek kapasitede makinalardan bahsediyoruz. Ama quantum computer henüz yapılmadı. Bu yönde sadece hazırlıklar var. Onu söyleyeyim. Yine işte homomorphic quantum safe encryption diye, bu sefer tabii bu işler mütekamil hale geldikçe ne oluyor? Bunların tabii güvenliği, emniyeti bir mesele haline geldiği için siber güvenlik meseleleri de aslında bu teknolojinin büyüme hızından çok daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok çeşitli ürünler çıkıyor ve hani bunlara da çok sırtımızı dönme şansımız olmuyor. En basit örnek vereyim. Bugün yepyeni bir kavram var, üretimden gelenler bilir. Operations Technologies diye geçiyor. Yani operasyonel teknolojiler diye bir kavram çıktı. Çünkü internet, IT denilen information technologies sadece ofislerle sınırlıyken ve veri merkezleriyle sınırlıyken fabrikalar bunun içine girdi. Çünkü her bir fabrikadaki makina artık bir IP ucu haline geldi. Bunlar veri üretmeye başladı. Bunlar connected hale geldi, bağlantılı hale geldi. Bunların veri üretmesi ama aynı zamanda bir güvenlik sıkıntısı oluşturuyor. Çünkü birinin bir IP'ye, bir yapay zekanın ya da herhangi bir programın açık bir port arayarak bir yere ulaşması buraları da kapsıyor artık. Çünkü artık bunlar da yayın yapan birer makine haline geliyorlar. Dolayısıyla işi hani hem çok konservatif olmayıp böyle yasakçı bir şekilde gitmemek gerekiyor rekabet sağlayabilmek için. Ama hem de çok gevşek davranıp bunları korumasız bırakmamak gerekiyor. Dolayısıyla burada çeşitli teknolojiler var. Yine iş modelleri işte dijitalizasyonla birlikte değişiyor. Çalışma şekilleri de değişiyor bununla birlikte. Mesela artık çalışan mekanikerlerin yapay gerçeklik kullanması, sanal gerçeklik kullanması gibi, interaktif bir takım cihazlar kullanması gibi şeyler günlük hayata giriyor. Bunun dışında bunların tabii ki bir cloud kullanımı, bunların yine kriptografisi bir konu haline geliyor. Ve tabii ki ne oluyor? İşte yine dediğim gibi bunlardan öğrenerek bir şey çıkartmak. Yani demin de bahsettiğimiz işte deep learning, IT for life security gibi ve identity privacy gibi konular geliyor. Identity privacy nedir? Aslında kişinin, kişi haklarının korunması. Şimdi bu da bir konu, biliyorsunuz. Bir 3-4 yıldır KVKK diye duymaya başlamışsınızdır. Yani sizin kişisel verilerini koruma kanunu. Çünkü sizin kişisel verileriniz artık internette dolaşıyor. Sosyal medyaya giriyorsunuz. İşte çeşitli yerlerde bunları kullanıyorsunuz. Bu kişisel verilerle ilgili marketing yapılabiliyor. Kişisel verilerinizle ilgili size diagnostik yapılabiliyor. Belki işte hepimizin verileri aslında bir yerlerde duruyor. Şimdi çok basitçe şeyi göstereyim size. Massachusetts Institute of Technology'nin bir dijital transformasyon eğitiminden birkaç slide göstereceğim.
tekrar özür diliyorum İngilizce olduğu için ama orijinali bozamadım. Şöyle ki şimdi mesela burada iki tane kavram çok önemli. Bir tanesi aslında siz sadece digitize ederseniz bir şeyleri diyor. Operasyonel mükemmellik yakalarsınız diyor. Yani bu sizin dijital transformasyonu yakaladığınız anlamına gelmiyor diyor. Ama operasyon mükemmelliği yakalamadan dijital transformasyon yapmaya kalkarsanız bu sefer de kaosu dijitize etmiş olursunuz, yine bir işinize yaramaz diyor. Dolayısıyla ilk önce çok basit kağıtlarla bile bir akış diyagramı çıkararak bir prosesin nasıl olması gerektiğini bulmamız gerekiyor. Sonra bunu dijitize etmek kolay. Yani süreçlerin belirlenmesi. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir fabrika örneği düşünün. Pardon, bir ses geldi arkadan ama. Şimdi kapattın, devam edebilirsin. Okey. Yani bir fabrika örneği düşünün. Bir ham madde girdi. Bu ham maddenin bir giriş süreci var. Ondan sonra bu ham maddenin bir işlenme süreci var. Bunun bir stok süreci var. Bu işlendikten sonra son ürün çıkma süreci var. Bunun yine bir depolanma süreci var. Bunun sevkiyat süreci var. Bunun üretim süreci var. Bunların değişik modellerinin, varyasyonlarının süreçleri var vesaire. İşte bunlar hepsi operasyonel mükemmellikle idare edildikten sonra ancak bunların birbiriyle olan korelasyonları bir dijital transformasyon projesine dönüşebiliyor. Şöyle göstereceğim. Oraya gitmeden şimdi bulut yolculuğu da tabii burada çok önemli. Üç tane aslında kavram var burada söyleyebileceğim. Bir tanesi aslında eski sistem, eski usul, bütün makinaların sizin elinizin altında bulunması. Yani makinalarınıza, işlemcilerinize, sunucularınıza, depolama aygıtlarına sahip olmanız. İkincisi bunları bulutta kullanmanız. Ama bunu özel bir bulutta kullanmanız. Yani sadece sizin kullanabildiğiniz bir bulut olması. Buna private cloud, yani özel bulut deniliyor. Bir de public cloud var. Biz burada mesela genel olarak burada bunu sağlayabilen şirketlerden biriyiz Türkiye'de. Kubernetes altyapısıyla mesela burada insanlara açık kod bulut hizmeti verebiliyoruz. Şimdi bunların farkları neler? Ona geleyim. Şimdi on-prem'de her şey sizin. Her şey sizin olduğu için bir ihtiyacı ölçeklerken aslında biraz büyük büyük almak zorunda kalıyorsunuz. Yani işte ileride sıkışmasın, lazım olur diye insanlar daha büyük sunucular alıyor, daha büyük storage'lar alıyor. Bunlar dolduğu zaman yeniden almak zorunda kalıyorlar. Şimdi private cloud'da bu biraz daha esniyor. Neden? Çünkü burada kaynakları biraz daha paylaşımlı alarak bir takım kararlar verebiliyorsunuz, bir takım esneklikler yapabiliyorsunuz. Ama bunun da hala sadece size ait olmasından dolayı bir maliyet sınırı var. Public cloud'da ise bu çok daha esnek. Çünkü orada siz aslında sadece temel bileşenlere indirgiyorsunuz olayı. Yani bir bilgisayarın oluştuğu komponentler mikro işlemcidir ve aslında hafızadır. Çok basite indirirsek. Şimdi siz artık makineyi seçmiyorsunuz, mikro işlemciyi seçiyorsunuz. Bana kaç tane mikro işlemci lazım? Ne kadar büyüklükte storage lazım? Bunları seçerek kendi sanalda, kendi hayali bilgisayarınızı yapıyorsunuz aslında. Bu bilgisayar size hizmet veriyor ama bu gayet esnek bir hizmet. İstediğiniz zaman bunun boyunu küçültüp tekrar arttırabiliyorsunuz. Aslında hani bulut denen kavramın en büyük şeyi bu. Farkı bu. Şimdi burada yine MIT'nin eğitimine dönersek, şimdi dijitalleştirme aslında şunu sağlıyor. Verimsiz süreçleri temizlemeyi ve düzenlemeyi sağlıyor. Çünkü süreçlerin içerisinde böyle bazen yumak gibi anlamsız geçişler olduğunu görebiliyorsunuz kağıda döktüğünüz zaman. Ve burada verimsizlikleri de görüyorsunuz. Yani belki bir veri bir yere iki kere gidiyor. Belki bir verinin gitmesi gereken yere ulaşamadığını görüyoruz. Ya da yanlış yere gittiğini görüyoruz. İşte bunları çözmek için bir silolaşmadan operasyonel omurgaya geçiş gerekiyor. Şimdi istatistiğe göre 150 şirkette bir araştırma yapmışlar. %20'si henüz hiç başlamamış bu işlere. %36'sı bunların üzerinde bir yatırım planında çalışıyor. %30'u bayağı bu işlere kendini adamış ve bunun plan, yani bunun icraatını şu an yapmakta. %14'ü de bitirmiş. Bitirmiş, yani yapmış. Mesela bu dünya geneli için mi? Dünya geneli için.
Evet, yani dünyadaki büyük 150 şirkete yapılan araştırmanın sonuçları bu. Büyük şirketlere mesela benim dünya çapında bildiğim bir tane var mesela Philips. Hani hepimiz biliriz marka olarak. Mesela Philips'in dijital transformasyonu aşağı yukarı 4 yıl sürdü bütün dünyada. İşte kendi veri merkezlerinden bir kısmından çıktılar. Bir kısmında Google kullandılar, bir kısmında Amazon kullandılar, bir kısmında Azure kullandılar, bir kısmında bunların üçüne de gidemediler. Kendi veri merkezlerinde bir kısmını tuttular ama bunu servis olarak aldılar. İşte burada önemli olan hepsinin önceliklerini, hangisinin nerede en verimli olacağını bulup, kullanıp, seçip, entegre edip oturtmak. Eğer bunu yapabildiğiniz zaman işte sizin sağdaki gibi artık bir operasyonel omurganız oluyor. Yani standart prosesleriniz, paylaşılan verileriniz, paylaşılan uygulamalarınız ve paylaşılan bir teknolojiniz oluyor. Öbür türlü şirketlerde her grubun ve her bölümün kendine ait teknolojisi, kendine ait uygulamaları ve kendine ait dataları oluyor. Hepsi ayrı cumhuriyet gibi hareket ediyor ve bir orkestrasyon yakalamak çok zor oluyor şirketlerde. Aslında en büyük sıkıntı bu. Şimdi bir de şeye bakalım izninizle. SMASIT diye bir formül yapmışlar. Aslında çok basit. Social, Mobile, Intelligence, teknolojiden geliyor. Burada aslında üç tane kaynak var. Bunu ilhamını veren. Bir tanesi ubiquitous data diyorlar. Yani çok tuhaf bir kelime ama şu anlama geliyor. Veri her yerde. Yani artık veriyi her yerden topluyoruz. Uçtan topluyoruz, ortadan topluyoruz, üstten topluyoruz ama her yerden veri topluyoruz. Bu çok önemli. İkincisi unlimited connectivity dedikleri sınırsız erişim. Yani bu işte 3, şu anda 4.5G'deyiz. İşte 5G geliyor kısmetse. Onun dışında Wi-Fi uygulamaları, WiMAX uygulamaları. Yani artık veriyi toplamak için bağlantı olayı eski yıllara göre inanılmaz hızlandı. Ben ilk öğrencilik zamanında hatırlıyorum. Biz 14.400 dial-up modemlerle bir şeyler indirmeye çalıştık internetten. Yani şimdiki hızlar evlerde veri merkezi hızında maşallah. Yani böyle gigabitlerce data indirebiliyoruz. Herkesin işte fiber optik alabildiği imkanlar var. Uydudan alıyoruz. Normal DSL hatlarından alıyoruz ama herkes bir şekilde, hızlı bir şekilde bir kere bağlantıyı neredeyse sınırsız hale getirebiliyor. Bu çok önemli. Şimdi bu ikisini topladığınız zaman yani büyük veri, verinin her yerde ve çok hızlı bağlantılardan akabildiği bir ortamda bize ne gerekiyor? İşte ona da demişler ki massive processing power. Yani bize korkunç derecede yüksek kudretli işlemci gücü gerekiyor demişler. İşte bu da günümüzün süper kompütürlerini ya da günümüzün kuantum kompütür çalışmalarını cesaretlendiren bir ihtiyaç oluyor. Çünkü siz bu kadar büyük veriyi ne kadar hızlı analiz edebilirseniz bazen hayat kurtarabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Covid ilk çıktığında bu yüksek performanslı kompütürlerle ilgili mesela bir projede ben yer aldım yurt dışındaki. Orada normalde ciğer filmi çeken makineler var. Bu ciğer filminin sonucu biraz uzun sürüyor. Çünkü film biraz büyük boyutlu bir şey ve bunu işte hastaya gönderip hastadan doktora gönderip doktorun analiz etmesi falan biraz vakit alıyor. Covid'de de erken teşhis çok önemli olduğu için bu makinelerin yanına bir cihaz koydular. Edge Computing diye. Bu cihazın üzerinde bir algoritma var ve bu cihazın üzerindeki bu yüksek performanslı algoritma aslında ciğer filminin çok hızlı bir şekilde COVID olup olmadığını anlamaya yardım ediyordu. Elindeki örneklere bakarak ve böylece çok daha erken teşhis koyup hastaya mesela bu adam COVID diye çok hızlı teşhis çıkarabiliyorlardı. Yani dolayısıyla bu yüksek performanslı processing gücü belki birçok insanın orada hayatını kurtardı. Çünkü hani geç fark edildiğinde çok daha ağır geçirilen bir hastalıktan bahsediyoruz burada. Şimdi bir de şeye göz atarsak teknolojik bir evrim tablosu var aslında. Şimdi burada bir takım metodolojiler var. Aslında teknik insanlar bunu bilir. Şeyde ilk giriş slaytlarında biraz bahsettik. Mesela mainframe mimarisinden başlayan bir macera var iş yükü dağıtımında. Sonra client serverlara gidildi, yani uçlara gidildi. Uçlardaki sunuculara gidildi. Sonra monolit mimariye geçildi. Sonra mikroservis diye bir şey çıktı. Mikroservis nedir biliyor musunuz? Mikroservis şudur. Sizin blok olarak yaptığınız bir yönetim sisteminin
aslında artık parçalar halinde değişik değişik geliştirilebilmesidir. Yani ismini herkes çok duyuyor ama aslında bu parçalı geliştirme yapabilme imkanı verir size. Yani aynı bloğun içinde bir servisi tek başına geliştirebilirsiniz. Diğerleri bundan etkilenmez ve toplamı devam eder. Ve bunun bir ilerisi de serverless, yani sunucusuz mimariye doğru gidiliyor. Aynı şekilde coding, yani hepimizin bildiği, artık çocuklarımızın da okulda görmeye başladığı yazılım dilleri. Bu binary ile başladı. SMD'yi biz makine dili diyebiliriz mesela. Buradan structured mimari, sonra sembolik mimariye geçiyor çok daha hızlı. Ve sonra makine öğrenmesine geçiyor. Aslında makine öğrenmesiyle yapay zeka aşağı yukarı aynı şey. Yani bir firma var, büyük IoT platformları yapıyor. Onun CEO'sunun dediği bir güzel cümle vardı. AI aslında yapay zeka PowerPoint'tir. Makine öğrenmesi bu işin gerçeğidir derdi. Yani aslında makine öğrenmesiyle yapay zekayı çok birbirinden ayırmayın. Yapay zekanın yaptığı şey de makine öğrenmesi bir nevi. Metodolojilerde de bunu projeciler bilir. İşte waterfall metodu var. Sonra bu incremental'a geçti. Sonra agile diye bir şey başladı. Bu hızlı anlamına geliyor. Sonra DevOps oldu. Sonra NoOps oldu. NoOps da şöyle bir şey. Yani artık sizin kodları elinizle yazmayacağınız platformlar oluşmaya başladı. İşte buna no code platform diyorlar ya da low code platform diyorlar. Yani düşük kod platformu ya da hiç kod gerektirmeyen platform. Aslında sizi belli kendini kanıtlamış standart uygulamalarınızı aslında elinizde kod yazmadan hemen uygulamaya alabildiğiniz bir takım gelişmeler var. Platformlar aynı şekilde. Bare metal dedikleri standart mimariden önce sanallaştırma diye bir şeye geçti. Burada işte VMware herkesin belki kulağıyla aşina olduğu bir şey. Sonra altyapı servisine geçti. Yani Infrastructure as a Service denir buna. IaaS diye geçer. Sonra PaaS'a doğru gitti bu. PaaS da Platform as a Service demek. Yani platformu artık servis olarak almak demek. En son noktada da FaaS diye geçiyor. Function as a Service. Bunların niye bunların avantajı var? Bunların şundan dolayı avantajı var. Artık bir işi yapmak için sizin gereksiz ve büyük paralar harcamanıza gerek kalmıyor. Çok daha küçük adımlarla sadece ihtiyacınız olanı alarak kafayı sadece işi geliştirmeye, kendi işinizi daha iyi yapmaya takabiliyorsunuz. Bence teknolojinin katkısı en fazla burada. Yani hiç kimsenin işinin dışındaki bir şeye kaynak ayırması, daha fazla para ayırması, daha fazla zaman ayırmasından biraz insanları kurtarıyor. Yani siz bir metal üreticisiyseniz size diyor ki bütün teknoloji emrinizde. Siz sadece kafayı şuna takın. Daha iyi cevher nasıl alırım? Bunu daha iyi nasıl eritirim? Bunu daha iyi alaşımını nasıl çıkartırım? Daha hatasız nasıl üretirim? Buna bakın diyor. Geri kalan her şeyi bu sistemlerle sağlarız diyor. Çünkü eskiden insanlar mecburen başka şeylere de zaman ve para ayırmak zorundalar. Yani bir tesis kurduğunuzda çok büyük makine parkları almak zorundaydınız. Çok büyük veri merkezleri kurmak zorundaydınız. İşte biraz bunları ölçeklendirip zamanı geldikçe yatırım yapacak halde bir takım esnek modeller koyuyorlar. Hani bu işin özetini, yani bu tablonun özetini böyle görebilirsiniz. Her türlü kaynağın çok verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani her şeyi ihtiyaç kadar kullandırıyoruz. Şimdi çok kısa biraz da NGR'le ilgili bilgi vereyim. Biz bir sistem entegratörüyüz. Merkezimiz İstanbul'da. Tepe başında büyük bir veri merkezimiz var. Dediğim gibi sizlere yakın. Aynı zamanda Bahreyn'de ve Orta Doğu'da da şirketlerimiz var. 2005'ten beri aslında teknoloji işindeyiz. Çeşitli yaptığımız geliştirmeler var. Bunlardan en büyük Star of Bosphorus veri merkezi ve aynı zamanda orada başlattığımız NGN Cloud servisi olarak söyleyebilirim. NGN Cloud bu arada Gartner'ın raporlarına giren, Cloud Harmony listesine giren ilk yerli ve milli bulut hizmetidir. Bu da önemli bir nokta olarak altını çizeyim. Gartner'da da bayrağımızı dalgalandırdık bizim mühendislerimizin katkısı sayesinde. Burada mühim olan firmaların kendi evrimleşmesinde bir katkı vermek. Mesela bu COVID'de de özellikle online eğitim yapan çok fazla müşterimiz oldu. Onlara da hizmet verdik. Kesintisiz bir şekilde derslerini sürdürebildiler veri merkezini kullanarak. Çok kısa bakarsak
Bu veri merkezinin içerisinde yine yönetilen hizmetler var, bir cloud var ve dijital dönüşüm ve inovasyonla ilgili yine çalışmalar yapabiliyoruz. Dediğim gibi Tuzla'da 5000 metrekare bir alan burası. Tier 3 sertifikasına sahip, sizlere oldukça yakın. Önemli bir özelliği sismik izolasyon teknolojisiyle 9 şiddetine depreme dayanıklı yapılması. Biliyorsunuz bir deprem ülkesindeyiz biz. Burada da çok çeşitli araştırmalarla yapılmış bir çalışma oldu. 138 tane izolatör koydular kauçuk destekli binanın altına ve bir deprem olduğunda bütün bina sağa ve sola doğru hareket ediyor 30'ar santimetre. Hiçbir şekilde içeriye bir titreşim geçmesin diye. Aşağı 48 saat dayanacak yedek gücüyle birlikte bu tesiste Türkiye'deki bütün şirketlerin emrine avadedir, onu söyleyeyim. Burada yine cloud'un bir takım avantajları var bizim cloud'umuzun. Esnek bir maliyet avantajı var. İstediğiniz gibi platformları seçebiliyorsunuz. Kendiniz DIY modeliyle, yani do it yourself derler, ürün seçerek hizmet oluşturabiliyorsunuz. Kullandığınız kadar ödeme modeli var. Yani bunların bir Türk yazılımcısı ve Türk firması açısından da sağlanmasının size mutlaka katkıları olacaktır. Birçok firmayla aslında çeşitli projelerimiz var. Burada bir kısmını size gösteriyorum. Bunların içine finans, üretim veya enerji sektöründen veya devletten çok çeşitli şirketler var. Kabaca onların hepsinde de biz çeşitli dijital transformasyon, servis, teknoloji projeleri yapıyoruz. Bazıları da hatta sizin bölgenizdeymiş. Şöyle ben şehir edip soru kısmına bakabilirim. Kabaca böyle biraz hızlı mı gittim? Yok, fena değil. Yok, hayır, gayet iyi. Çok teşekkür ediyorum ben Cem Bey. Chat'ten bize ulaşan bir soru var mı diye bakıyorum. Henüz yok ama ben mesela bir soru sormak istiyorum. Buyurun, size. Buyurun. Bir firma, orta ölçekli bir üretici firma dedi ki ben artık kurumum için dijital dönüşüm programı başlatmaya karar verdim. Tamam. Bu durumda İşlem basamakları, ilk önce yani temel işlem basamakları ne olmalı? Bence bu çok önemli. Çünkü nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Bizim doğru. Aynı zamanda şöyle ki Gebze Ticaret Odası olarak hali hazırda devam eden bir projemiz var. Hı hı. Dijital dönüşüm programı. O program dahilinde üyelerimizin mevcut teknik altyapı tespitlerini gerçekleştirerek onlara bir aksiyon planı sunuyoruz. Tabii bir işbirlikçi firmamız var bu noktada. Hı-hı. Bu proje hala devam ediyor. Yani bizim için dijital dönüşüm, işte dijitalleştirme. Tabii bence bunun için ayrı bir lügat gerek belki de. Bilmiyorum doğru. Anlattığınız şeyler için gerçekten. Şöyle ki benim buraya katılan katılımcının buradan bir kafasında özetle çıkması lazım. Kurumsal dijital dönüşümü başlatmak için en önemli basamaklar nelerdir? Ben bunu sizden duymak istiyorum. Hay hay. Şöyle ki ilk önce kendi süreçlerini çok iyi bir şekilde dokümante etmeleri lazım. Yani bunun Excel'de de olabilir, Miro'da da olabilir, kağıtta da olabilir. Post-it'lerle bile yapabilirler. Hiç önemli değil. Mühim olan bir iş, bir şirket nasıl yaşıyor? Yani bunun ritmini bir kere bir dokümant etmeleri gerekiyor. Aslında bu bizim... şey demek aslında. Ben azıcık söze katılacağım. Çünkü ben onların dertlerini oldukça iyi biliyorum. Yani izninizle tabii ki siz de çok iyi biliyorsunuz ama bizim üyelerimiz hani özellikle yönetim kurulu başkanı ve genel sekreterlik bakanı dahilinde çok iyi nabız tutan bir odayız. Şimdi burada asıl iş şu, süreçlerden kasıt bir üretim şirketi, üretim tesisi olarak ne yapıyorsunuz? Yapılan her işlemin basamaklarının çıkartılması lazım, doğru mu? Kesinlikle. Bu kesinlikle. Aslında bir yönetim sistemi olgusuna da giriyor. Yani işte bunlar 9001'ler vesaire. Tam onu söyleyecektim aslında. Şöyle ki aslında... Buyurun, ben sözü size bırakıyorum. Yok yok, hiç estağfurullah. Bunlar aslında şey değil. Hani hepsi eskiden beri var olan kavramlar, yani ilk ISO 9001, 27001 vesaireler çıktı ama aslında bunlar neden çıktı? Çünkü insanlar süreçlerine ERP sistemlerini dahil etmek ihtiyacı duydular. Yani ihracat yapıyorlar, bir takım stoklar var artık kontrolden çıkmış durumda. Eski stokları göremiyor, eskiyen makineleri göremiyor, eskiyen ürünleri göremiyor, onun yenisini alamıyor, sayamıyor. En önemlisi saymaktı
depolarda. Ben üretimde de çok çalıştığım için biliyorum dertleri. Ne bileyim işte bir araç şirketisinizdir, araç üretiyorsunuzdur. Arabanın ana parçaları vardır da C-class komponentleri mesela o vida, civata vesaire küçük görünen şeyler inanılmaz bir cost oluşturuyordur ve kaybediyorsunuzdur kontrolü. Ya da ben mesela bir kablo üreticisinin genel müdürlüğünü yaptım 2008'de. Bir kablo üretmek dünyanın en zor şeyi çünkü kabloyu makara olarak tutuyorsunuz, parça parça satıyorsunuz. Ne gitti ne kaldı için içinden sene sonlarında çıkmak mümkün değil. Dolayısıyla aslında bütün olay öncelikle bir şirkete ne girdi ne çıktı. Bunu dokümante etmek. Bu akışları bir kere olduğu gibi as is koymak. Yani olduğu gibi diyorum çünkü olduğu gibi koyarsak aslında problemleri de görmeye başlayacağız. Yani mesela diyeceğiz ki ya bu burası buraya onaya gidiyor, odan bir daha gidiyor. Ya bu niye iki kere onay alıyor diyeceğiz. Kağıdı gördük, kağıdı çizdiğimiz aslında görünüyor. Yumak gibi bir şey gösterdim ya. Onun gibi görünüyor. Ha diyoruz bu burada çok dolaşıyor ya. Bu direkt buraya gidebilir diyoruz mesela. Bunları dedikten sonrası çok kolay. Ondan sonra dijital transformasyon, çatal bıçak gibi düşünün. Yani onlar sizin yemeği yemeniz için yardımcı aletler. Yani dijital transformasyon sihirli bir değnek değil. Size değerek sizi başka bir şirkete dönüştürmüyor. Yine siz yapıyorsunuz. Ama süreçlerinizi düzgün dokümante ettiğinizde bunu bir takım teknolojik imkanlarla destekleme şansı veriyor size. Yani veriyi topladınız, analiz etmek için hızlı bir bilgisayar lazım. Veriyi nasıl toplayacaksınız? Ya şuraya iki tane sensör koyalım, bir tane drone uçuralım, işte şuranın ısısını ölçelim, bu kapıyı kapalı tutalım. Hani bunların toplamı hepsi birden aslında aletler oraya kondukça veri üretmeye başlıyor. Bu veriler de size bir takım bilgiler oluşturmaya başlıyor. Siz mesela farkında değilsiniz. Atıyorum fabrikanın sıcak hava hattanesinin kapasını açık tutmakla kapalı tutmak belki bir maliyet farkı oluşturuyor. Bunu o analizle görebiliyorsunuz. Gözle görebileceğiniz bir şey değil bu. İşte veya bir şirkette 200 tane elektrik motoru var. Belki yarısının boyutlandırması büyük seçilmiş. Bunlara bakarak diyorsunuz ki ya ben bir sonraki bakımda bu motorları küçülteceğim. Çünkü bu kadar akım çekmiyor zaten. Bunların orada dönmesine gerek yok diyorsunuz. Ama bu analiz için size hep veri gerekiyor. Dediğiniz gibi süreçlerin en mühim şey sürecin. Yani yapılan faaliyetin her türlü faaliyetin yani çıktısı elde edilen her türlü faaliyetin çok iyi şekilde dokümante edilmiş olması gerekiyor en başta. Daha sonra buna binaen bakacaksınız nedir, eksiğim nerede, şansım ne, fırsatım ne, bunların hepsini görerek artık dijitalleşme denen olguyu gerekli ekipman vesaire sağlama işine kalacak. Tabii burada sizin gibi şirketler üyelerimizin üretimde istihdam sağlayan firmalarımızın yardımcıları aynı zamanda onlardan da destek alabilirler. Ben evet. Şu anda Gebze Ticaret Odası'nda çalışmaktayım ama daha önce özel sektör geçmişim var. Üretimin ne olduğunu da gayet iyi bilen bir kişiyim. Döküm tava tencere üreten bir şirket geçmişim var. Orada çalışmaktaydım. Paslanmaz alevlik mesela. O tencerenin kenarında gördüğünüz alevlikler var ya, müthiş önemlidir bir tencere için. Hele ise paslanmazsa. O noktada mesela kaos çıkardı. Yani bir tane paslanmaz alevliğin olmaması demek, bir tencere setinin yapılamaması demek mesela. Yani dediğimiz gibi hepimiz üreten, bu ülkenin istihdamına katkı sağlamaya çalışan kişiler, firmalar olarak yaptığınız işi, nasıl yaptığınızı, neyle, hangi kaynakları kullanarak yaptığınızı fotoğrafını iyi çekeceğiz. Akabinde de süreçlerde gerekli düzeltme ve ilerlemeyi kaydedeceğiz diye düşünüyorum ben. Çok doğru. Bir de şöyle bir şey ekleyeyim en son. Yani artık aslında bu süreçleri oturttuktan sonra firmalar için karar vermek çok kolay. Artık o kadar çok seçenek var ki. Bakın ben az önce bir konferans call'dan çıktım sizden hemen önce. Tüpraş rafinerisindeki bir platform tartışıyoruz ve telefona Rusları bağladım. Yani şimdi de o kadar iş büyüdü ki yani dünyanın her yerinden herkesi her iş için kullanabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj bence üretici için. Yani herhangi bir dünyanın herhangi bir yerindeki deneyimi alıp buradaki benzer bir probleme entegre etmek
Amerika'yı yeniden keşfetmekten kurtarıyor sizi. Çünkü orada o ders çalışılmış. Zaten bir sonucu var. Siz burada daha iyisini yapabilirsiniz ama tekrar aynı sonuca gelmek için vakit kaybetmenize de gerek kalmıyor. Böyle de bir avantajı var şu an üreticilerimiz. Tabii artık dediğiniz gibi her türlü bilgiye ulaşma noktasında çok daha etkin, çok daha etkiniz, ulaşabiliyoruz. Tabii bilginin doğru olması, yani onun kontrolün sağlanması da mühim. Bu noktada ehil ellere, ehil makinelere ihtiyacımız var, ehil beyinlere ihtiyacımız var. Orası bir gerçek ama bilgiye ulaşmak artık çok çok da fazla kolay. Bu noktada şimdi aslında buradan konuşmaya girersek, siz konuşurken aklımdan bir yandan da benim işte bu satın alma şeyleri geçiyor, prosesleri geçiyor vesaire. Artık satın alma olgusu üzerinde de bir dijitalleşme durumu söz konusu. Orayı da iyi takip ediyoruz açıkçası biz oda olarak. İnşallah tüm üreticilerimiz bu sürece kendilerini tabii zaman istiyor. En iyi şekilde entegre edeceklerdir. Biz buna inanıyoruz. Ben sunumunuz için, verdiğiniz kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılarımıza zaman ayırdıkları için ayrıyeten teşekkür ediyorum. Cem Bey, söylemek istediğiniz son şey varsa alabilirim. Buyurun lütfen. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yani hep beraber çalışalım. Ülkemizi bir sonraki level'a, bir sonraki seviyeye taşımak için bizler de hazırız. Elimizden geleni yapmaya teknik olarak. Rekabet gücümüzü arttıralım. Başka bir şey istemeyiz. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakalım inşallah. Evet, en net görüş oydu. En net çıkaracak açık fikir oydu. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakalım. Şimdi bunu yaparken yine Gevze Ticaret Odası'nın eğitim programları sürüyor. Yarın sabahtan bir eğitimim var. Tüm katılımcılarımıza onu duyurmak istiyorum. İhracat ve ithalat başta olmak üzere e-gümrük işlemlerini konuşacağız. Ticaret Bakanlığımızdan uzman bir yetkiliyle beraber tüm katılımcılarımızı oraya da davet ediyorum ve tekraren teşekkürlerimi iletiyorum Cem Bey. Yine Cem Bey'e ulaştırmak istediğiniz sorular varsa bana yazabilirler. Tüm katılımcılar, ben kendisine naçizane iletirim ve cevaplamasını rica ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bizden de size kolaylıklar. Tüm katılımcılarımıza selamlar. Sağ olasın.